Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa denediğim bir tatlının tarifini vermek istiyorum. Tadına baktıktan sonra bu tarifi sizlerle paylaşabileceğimi düşündüm. Eminim ki sizler de yaptıktan sonra bu tarifi beğeneceksiniz. Yumuşacık, sütlü bir tatlı denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir paket 10 adet haleylerimizi bu şekilde küp küp doğrayalım. Doğramış olduğumuz haleylerimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. İsterseniz haley yerine kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. Muhallebimizin yapımına geçelim. Tenceremizin içerisine 1 litre süt, 1 çay bardağı şeker, 4 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastamızı içerisine ilave ederek sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp koyulaşan muhallebimizin içerisine 1 paket şekerli vanilya ve 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağımıza ilave ederek bir miktar daha karıştıralım ve ocağımızın altını kapatalım. Muhallebimizin ilk sıcaklığını çıkardıktan sonra haleylerimizin üzerine ilave edelim. Daha sonra bir spatula ile güzelce karıştıralım. Santim yuvarlak kek kabımızın altına streç film serdikten sonra hazırlamış olduğumuz muhallebili karışımımızı içerisine boşaltalım. Üzerini spatula ile düzelttikten sonra buzdolabımıza koyarak en az 3 saat bekletelim. Üzerini süslemek için çikolata sosu kullandım. Yarım çay bardağı kadar sütümüzün içerisine 80 gram çikolatamızı ilave edelim ve güzelce eritelim. Buzdolabından çıkarmış olduğumuz tatlımızın etrafındaki kelepçeyi güzelce çıkaralım ve servis tabağımıza ters çevirelim. Üzerindeki streç filmleri alalım. Kelepçemizi tekrar tatlımızın etrafına geçirerek hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu üzerine gezdirelim. Kadar buzdolabımıza koyarak bekletelim. Tatlımızın kalıbımızdan daha kolay çıkması için kenarlarını bir bıçak yardımıyla bu şekilde çizelim. Etrafındaki kelepçeyi güzelce çıkaralım. Tatlımızı dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk defa denemiş olduğumuz tatlımızın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin de tadını beğeneceğini düşünüyorum. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.